Kohpanghan'da enfes bir gün batımından herkese merhaba. Uzun uzun yollar açtım ve buraya kadar geldim. Gerçekten de değdi. Şu anda Baan Tai Beach'teyim. Etrafta muhteşem palmiye ağaçları. Yani sadece şu güneşin batışını görmeye bile gelmeye değer. Burası sizin de bildiğiniz gibi Full Moon partileriyle ünlü. Ama Full Moon olmadığı zaman da çok güzel. Şu etrafa baksanıza ya. İnsanlar muhtemel bir yağmurdan çökmüş. Palmiye ağacının üzerine oturmuşlar. Sakin sakin denizi izliyorlar. Bu arada denize bakarsanız egzotik ülkelerde olduğu gibi, daha doğrusu ekvatora yakın olan bütün ülkelerde olduğu gibi, burada da bir cezir yaşanıyor. Yani denizin çekilmesi. O yüzden sabahtan saat 4'de 5'e kadar olan vakit ile 5'ten itibaren olan denizin görünümü çok farklı. Baksanıza ne kadar sakin bir adam. Kim bilir neler arıyor orada. Acaba buradan şey bulunur mu ya? Ben de bir girip baksam mı acaba? Buradan bir inci falan bulur muyum acaba? Hı? Ya burada tanıştığım insanların hepsi, şimdiye kadar bu yaptığım yolculuklarda bayağı meşakkatli bir yol bu. Ama hakikaten değiyor. Malezya'dan geldim buraya ya. Kuala Lumpur'dan buraya. Kuala Lumpur'dan otobüse bindim. Otobüs şehir merkezinden. Yaklaşık bir buçuk saat falan havaalanına gitmek üzere yol aldım. Ondan sonra AirAsia ile yine bir buçuk saat sürecek olan bir uçuş yaptım. Suratani'ye geldim. Suratani'de indiğim anda çok şanslıydım. Çünkü normalde bekleniyor. Otobüsü bekliyorsunuz, oradan feribotu bekliyorsunuz. Bir kombin biletle hemen. Müzik duyunca bir anda aklım gitti de. Partilere de geleceğiz de sonra. Neyse. Sonrasında bir buçuk saatlik uçuştan sonra Suratani'ye geldim. İnerim ben hemen. Feribot ve otobüs kombine biletimi aldım. Bir saat kadar otobüste uyudum. Oradan sonra zaten hemen Suratani limanına varmıştık. Suratani limanından hemen feribota bindim. İki saat yol yaptım. Ondan sonra da bu enfes adaya geldim. Kohpanghan bu adaların hani üçlü grubun en sonuncusu. En başta Koh Samui var. Koh Samui ile Kohpanghan arasında da Koh Tao var. Daha sonra Koh Samui'yi de göreceğiz. Koh Tao'ya gidecek miyim bilmiyorum. Çünkü Koh Tao'nun bu adalara göre bayağı bir sessiz sakin olduğu söyleniyor. Ama bakalım. Görüp tanımak lazım tabii. Ya bu arada Asya'ya gelin, mutlaka gelin. Yalnız başınıza gelin. Sırtınıza alın çantanızı. Ve buraya gelin. İnsanlar o kadar tatlı ki. Yani burası sanki böyle. Bir tek burası için demiyorum bu arada. Sadece Kohpanghan için demiyorum. Malezya'da da öyle. Nepal'de de öyle. Vietnam'da, Kamboçya'da da öyle. Her yerde insanlar böyle sanki zaman durmuş da. Ondan sonra böyle acayip huzur verici bir boşlukta seyahat ediyor gibisin. Devamlı insanlarla tanışıyorsunuz. Yani yalnız başınıza seyahat ediyorsunuz ama yalnız değilsiniz. Gerçekten. Yani enfes bir duygu. Şimdi bu videoyu bu gün batımıyla sonlandırıyorum. Daha sonra videolara devam edeceğiz. Mutlaka gelin. Kohpanghan sadece partileriyle değil. Baksanıza bu enfes gün batımıyla, etrafındaki bungalovlarla, muhteşem palmiye ağaçlarıyla ünlü. Çok güzel ya. Birazdan yemek yiyeceğim. Eminim yemekler de çok güzel olacak.